Kendi çöplüğünde öt bakalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir evli çiftimizin evini gezeceğiz. Yavuz Merve çiftinin evi. Bayağıdır bu videoyu bekliyordunuz. Aslında ben daha erken gelecektim. Merve dedi ki şu eksiğim var, bu eksiğim var. Bekle kanka, işte şey kanka, anca ayarlayabildik. Şimdi sitenin girişindeyiz. O zaman eve doğru gidelim. Kapıdan bizi mi dinliyorsun? Ayakkabı çıkmıyor. Kanki ayakkabım çıkmıyor. Hoş geldiniz. Tam çay demliyordum ya ben de. Ay teşekkür ederiz. Evet Merve'nin evine geldik. Bir öpeyim. Kanki ama herkes elini dolu getirdi. Ay sana hediye de getirdim. Hoş geldin diyecektim. Hayır getirdim. Neydi? Oreo getirdim sana. Ben bunu hep görüyordum vardı. Yüzünü temizledikçe artık beni hatırlarsın. Kanki emin ol kullanacağım bak, onu. Bak. Ama çok güzel bir şey biliyor musun? Evet, ben bunun videolarını güzel falan izledim. Bayağı yararlı. Bayağı güzel. İstiyordum da ya. Ay çok teşekkür güzel, ederim. Güzel kullan. Teşekkür ederim. Hadi o zaman ev turuna başlayalım. Evet Merve, şimdi bize evini gezdirebilirsiniz. Evet. Sonunda o bir aydır, bir buçuk aydır beklediğiniz ev turu videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Burası böyle ara bir hol yani bu şekilde. Şurada da şöyle uzuyor. Mıçmış deme kanki. Vallahi çok yok. Ben bir de girişte görüyorum. Kanki nasıl çok zilde. Zilde bile fotoğrafınız var. Zildeki fotoğraf nedir arkadaş? Bak kanki o fotoğraftan burada da var. Zile fotoğraf koymuşlar ya. Kanki 6 sene bekledim koymayayım ama ya. Koy kanki. Tabii. 6 sene sonunda. Bence de hak etmiyorum yani. Her yere koy. Bence de. Burası bu şekilde hol. Buradan burası ayakkabılık ama kanki içi fullemesine ayakkabı dolu yani. Sığdıramıyorum. Açayım mı? Dur kanki aç. Aç fullemesine. Oha. Kanki yetmeyenler de şeyin altında şu. Odada. Odada evet. Şeyin altına falan koydum. Ooo hamarat kızımız bize neler yapmış. Pasta. Bunu ben yaptım. Bu hazır, bu da hazır. Yalan söylemeyeceğim. Ben olsam yalan söyleyeyim. Kim bilecek onları senin yapmadığını? Olsun. Pastayı ben yaptım. Sağlık. Burada çayımız var. Evet çay demleniyor. Burada küçük bir balkonum var kanki ama balkon çok küçük olduğu için ve iki tane klima motoru burada olduğu için burayı sadece Yavuz dışarı sigara içmek için kullanıyor. Onun haricinde çöp kovası falan koyuyorum. Hiçbir şey koyamıyorum. Mutfak bayağı düzenli. Tezgahın üstünde hiçbir kanki, şey yok. Hiçbir şey sevmiyorum. Elbiseyi bile oraya koymayı asla sevmiyorum. Bomboş olması güzel. Bomboş seviyorum. Devam edelim. Gelirken ben özellikle dedim ki şu masanın üzerine ve şuranın üzerine hiçbir şey koymayın dedim. Kim koydu bilmiyorum. Yakalarsa neyse. Bakın çizildi. İnanılmaz nalet bir mobilya. Çok güzel ama çiziliyor. Ben de onları kapatmak için böyle örtü serdim. O kadar da dedim ki anneme bu örtüyü alma, kullanma, kullanmam dedim. Ama kullandı. Ama kullandı. Güzel lacivert ve bej uyumu. Aynen, perdelerin de çok güzel. Ben lacivert rengi çok seviyorum ya. Ama mobilya çok da temiz oluyor biliyor musun? Yani oluyor mu? Her süpürge açtığımda şunların aralarına biz, falan alıyorum. Biz oturmuyoruz. Annem bizi misafir odasında oturtmadığı için çok fazla toz olmuyor. Güzel. Devam ediyoruz. Burada da bir yemek masası aynen var. Aynen kanki. Yemek masam. 6 buraya kişilik. Da, yani aynen. Buraya da bir şey sermeden kesinlikle kullanamıyorum. Çünkü burası da gene çizildi. Gene çiziliyor. Aynen. Yani hani normalde işte bir şey sermezsin tabaklarıyla falan koyarsın ya. O şekilde asla kullanamıyorum. Çünkü hemen çiziliyor masa. Bir şey sermem gerekiyor. Burada da bu şekilde. Ne yazıyor? Merve, Yavuz Merve Arapça. Şu Yavuz. O da Merve. O Merve. Arapça aynen okuyabiliyorum. Aynen. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha. Bak şimdi. Bu tablonun içindeki kağıdı böyle beyaz. Böyle toz gibi duruyor ama asla toz değil yani. Hadi siliyorum siliyorum geçmiyor kanki bak. He. Toz değil. Pis demeyin bana sakın çünkü yo, ben fark etmedim. Şu an sen kendi kendine şey yaptın. Ele mi verdin? Ben, evet ben bir şey fark etmedim. Toz gibi duruyor ve gözüme yakından çok batıyor ama aslında kağıttan ay gelen bir şey.
evet. Sanki böyle silinmemiş. Bir aydır toz alınmamış. İçinde toz var. Evet, içinde. İçinde toz değil kanka, kağıdı öyle. Öyle mi? Kağıdı öyleymiş onun, ben sordum. Ha. Burada da aynalar var kısa içi. Aynen, buraya bu şekilde ayna yaptırdım. Ay şunlar çok güzel olmuş. Yanmıyor. Niye? Ya biz şimdi çıtaları falan bunlar, bu her şeyi yaptırdık, buraya elektrik yapmayı unuttuk. Sonra da bunlar takıldıktan sonra fark ettik ki aa elektrik yok, bir daha ama bunları kır. Ama yansa ne kadar güzel olurdu. Güzel olur da kanki, bir daha bunları kırılacak, evet, içten elektrik zor. Verilecek falan, uğraşamam yani. Olsun. Avizeler çok güzel ama. Avizeler aynı, onlar istediğim renkte değiştirip yakabiliyorum. Devam ediyoruz. Günlük ama biz burada hiç oturmuyoruz arkadaşlar. Ben olsam burada otururum. Küçük ya, daha çok seviyorum. Bazen şey oluyor mesela, böyle Yavuz içerideki televizyonda Allah'ın her akşamı maç izliyor. Hayır, maç izlemiyor. Kanka Yavuz'un maç izleme alışkanlığı yok. Film izliyor. Açıyor Netflix'ten, sürekli film izliyor ve artık gına geldi yani. Her akşam bunun yüzünden tartışıyoruz. Bazen şey yapıyorum, yeter ya diyorum, bu televizyonu tek sen mi aldın? Tek senin televizyonun. Sen ne izliyorsun? Alıyorum elinden kumandayı kanki. Ondan sonra ben geçiyorum oradan, YouTube'dan bir şeyler açıyorum ya da normal kanallara bakıyorum. O küçük televizyona geliyor. Hı, kovuyorsun onu bayağı. Kovuyorum kanki. Çünkü yeter yani. Bu çiçek gerçek mi? Gerçek. Onun ismi Atatürk çiçeği diye geçiyor. Çok güzel öyle bir çiçek. Öyle mi? Ama çok fazla bakmayı beceremedim galiba. Benim de odamdaki çiçek suyunu düzenli veriyorum. Güneş alıyor. Ama odayı mı sevmedi bilmiyorum. Yaprakları soluyor bu, sürekli ve çok üzülüyorum. Şeymiş galiba. Sıcakta mı soğukta mı ne renk değiştiriyormuş. Öyle mi? Öyle bir özelliği varmış. İsmin Atatürk çiçeği olması benim çok hoşuma gitmişti. Görüntüsü de o şekilde. Bence de güzel. Burada da yine mıç. Mıç mıç fotoğraflarımız. Mıç mıç. Bunlar tamamen Yavuz'un fikriydi. Manavın önünde çekilmiş. Kanki ben dedim ki bak içerisine yazı falan hani koyalım. Peki var. Neden manav anlatsam? Neden manav? Güzel kanki. Öyle mi denk geldi? Öyle denk geldi. Güzel. Ama çok güzel değil mi? Orası Balat'ta evet, meşhur güzel. Bir manav kanki. Sen şimdi bilmiyorsun ama orada bilmiyorum. Çiftler falan hep fotoğraf çekiliyor. Öyle mi? Evet. Yani çıktım. Peki bu dekor? Kanki bunun hiçbir anlamı yok. Ikea'da gördüm, aldım. İçine de bu şekilde doldurmak istedim. Bu yanıyor mu? Yanıyor kanki. Yaksana. Çok güzel. Aynen böyle. Tam ürün koyup fotoğraf kombini evet. Yapmalık. Burada da Yavuz var. Allah Allah. Sizin evine, sizin eviniz olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel değil mi ama şimdi dürüst ol. Yani güzel de kanki ben kendi evimde çok tercih edeceğini zannetmiyorum evlenirsem. Ne yapayım ya, güzel duruyor. Ben evde inanamıyorum. Şimdi hediye gelmiş yani, çöpe mi atayım? Ben fotoğraf sevmiyorum evde. Kanka vallahi ben de fotoğraf sevmiyorum. Hı. Ya şunları falan tamamen Yavuz'un fikriydi. Şu odayı komple içeriği ben yaptım. Burayı da dedim tamam ya, Allah kahretsin senin istediğin bu olsun. Ne yapıyorsun yap dedin ha. Devam ediyoruz. Ben de bir tuvalete gireyim. Burası bu şekilde. Burası misafir. Aynen, misafirler için genelde. Orada bakım malzemelerim var kanki. Burası bu şekilde sadece düz bir banyo. Misafir banyosu. Misafir, genelde misafir kullanıyor aynen. Burası? Kanki burası küçük çaplı, düşük bütçeli bir giyinme odası. Burayı neden bu şekilde yaptığımı anlatayım. Normalde işte bir marangoz getirip normal bir giyinme odası tasarlatmak arasında çok kararsız kaldım. Gidip geldim. O odaya köşe oda yaptık ama burası ileride çocuk odası olacak. Evet. Ama buranın içine girdikten sonra buraya dağıtmak, bozmak, eşyalar sığmıyor hiçbir şekilde. Muhtemelen çocuk olduğu zaman köşe odayı bozarım. Çünkü ev 3 artı 1, başka oda yok. Evet, bence de mantıklı. Yani hani tereddütte kaldım. Giyinme odasını nasıl yapsam? Kanka onu çok sallamam, onu tehditmedik daha. Sen de hemen geldim, bitmedi diyorum evimle. Geliyorsun. Anlar da evet. Düğün şeyi mi? Bunda orada ben... gelinliğim var arkada. Gelinliği satın mı aldın? Yok kanki, kiraladım da götüremedim, hala 1,5 aydır bende. İnşallah. Belki bir sürpriz yaparım. Belki. Kim bilir? Allah belki bilir. Allah bilir. Burada? Kanki orada işte Victor Street'ten aldığım şeyleri falan kutularını koydum. Kutuları koydum. İçin burada her şey senin mi? Yavuz'un hiçbir şey yok. Buradaki bütün odadaki her şey benim kanki.
Anladım. Burayı oda yapacaksın ama. Ya işte burayı muhtemelen çocuk odası olarak yapacağım ama ya belki yapmam da köşe odaya yaparım ileride. Ama bu arada çocuk düşünmüyoruz. Bu şekilde ileriyi düşünerek hareket etmek istedim. Çünkü başka odam yok ve ileride illaki çocuk olduğu zaman ya ona bir oda gerekecek. Ya yaparsın sen. Tuğba da doğurdu, bir tane daha hamile kaldı. Ya kanki ya bana çok soruyorlar ama yani. Düşünmüyorsun. Yok düşünmüyorum. İnşallah. Belki belli hayırlısı olmaz Rabbim canım. Ne zaman nasip edersin. Amin. İnşallah. Yatak odası. Aynen yatak odam. Bu şekilde düz tercih, sade tercih etmek istedim. İçerisi çok aynalı olduğu için normalde bunun mobilyası da aynalıydı. Ama dedim ki hani burası da beyaz mobilya olsun. Bu arada aynayı da iyi silememişim. Orayı çekme. Çekme bak. Niye çekme ya? Silmişsin, lekeli silmişsin. Ayrıca böyle bir şey tercih etmen hata ya. Evet. Bu aynayla kim uğraşır? Biliyorum. Benim annemin en nefret ettiği şey yatak odası dolabında ayna abi. Yani. Kadının aynalara karşı şeyi var. Her günde silinir o aynalar ama bu dolapta sevmiyor ve çok da haklı. Çünkü hani şöyle yapıyorsun, şöyle falan, yapıyorsun. Bak şu içlerini falan sürekli buraları. O sırada dolabın içinden yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Kanka buraların içlerini, şu içleri falan sürekli tozunu almak durumundayım. Çıtaların bu zaten leke değil, silerken leke yapmışsın evet, silerken. Kanki. Yasemin de aynı şeyi yapmıştı. Aynaları ben geleceğim diye silmiş güya leke leke. Evet. Burası da... Bak elmanlarım ne oldu? Evet. Bakayım. Güzel kokuyor değil mi? Güzel. Ama ben daha çok bu Victoria's Secret'ın bunu ve bir tane sıkalım adettendir. Allah tam bir tane sıkacaktım. Üç tane sıktım. Tamam kanki bir şey demedim ya. Bir sürü krem. Seviyorsun bu hayatı. Çok seviyorum bunları. Ne o? Neydi o kanki? Kanki burada da Yavuz Merve yazıyor. Ay baksana Yavuz Merve yazıyor. Bu sensin. Bak, bu ben, bu ben. Bu Yavuz. Yavuz. Alttan çevirince bunlar öpüşüyorlar. Bakayım. Bozulmuş da olabilir. Eve her gelen çocuk bunu eğiliyor. Aaa! Çok güzel bir şey. Bunu beğendim. Ben de öpeceğim. Bunun burada böyle kınayı deliklerimi falan koydum. Bu ne? Bu da nişanın da hani hatıra defteri kalemi aynen onu da buraya koydum. Hoşuma gitti. Sen düğünde yazmamışsın bir şey hatıra defterini. Ben görmedim. Girişteydi tam neyse. Zaten defterde yer kalmamış ki. Bilmiyorum. Sayfaların hepsi dolu. Görmedim. Makyaj malzemelerim var. Makyaj yapıyorsun sen yapıyorum. Zaten. Aynen. Güzel. İşte devam ediyoruz. Kanki bunun benim beyaz makyaj masam. Burası çok leke oldu. Evet çok leke oluyor ya. Niye? Baksana. Fondöten falan bak, kalıyor. Bunu ben yapmadım. Vallahi Nez yaptı. Ve asitonla sildim ben. Asiton boyayı da kaldırdı evet. Benim. Boyamam bak, lazım. Bak şu pembe lekeler ne bilmiyorum. Benim de öyle. Neden bak, bu şekilde bir şey oldu? Aynı işte böyle. Bak leke oluyor. Niye ama? Bilmiyorum. Burası ebeveyn banyosu. Burası ebeveyn banyosu. Ebeveyn. Ebeveyn. Burası da bu şekilde. Kapının arkasını gördüm. Orası bizim ardiyemiz. Güzel. Burası da ebeveyn banyosu. Kendi çöpünü öt bakalımın ikinci kısmına geçelim. Açıldık mı? Evet. Biz nasıl tanıştık Merve? Nasıl tanıştık? Ben hatırlamıyorum. Biz zaten Instagram'da takipleşiyorduk ama nasıl takip... Bir şey grup vardı Instagram'da hatırlıyor musun? Hep birlikte evet, toplu evet. Olan bir grubumuz vardı. Orada tanıştık, orada takipleştik. Daha sonrasında bir kuaförle karşılaştık. Ha evet, Sam kuaförle aynen, ondan sonra Dilan ablaya ben gidip geliyordum. Evet. Aynen, ondan sonra orada samimi olduk falan böyle. WhatsApp grupları açtık. Şu anda da WhatsApp grubunda falan her gece dedikodular falan döndürüyoruz yani. Aynen dedikodular. Senin için çok güzel yorumlar çektim. Eminim çok güzel çektim. Hazırsan başlıyorum. Hazırım, hadi başlayalım.
Bunu bir fake hesap yazmış. Tesettürü kan ağlatıyorsunuz, yazık ya. Ya bu konu hakkında çok fazlasıyla mesaj alıyorum ama bunu yazanların da dört dörtlük böyle mükemmel derecede tesettüre dikkat ettiklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani ben de değilim, kabul ediyorum zaten bunu. Herkes kendinden mesul sonuçta yani. Çok abes yaptığım ortada bir şey yok. Herkes nasıl kapanıyorsa o şekildeyim yani hani. Bir de şöyle bir şey var. Sokakta geçerken beni döndürüp çevirip bunu soramazlar ama buradan klavyeden aynen yürüyorlar. Devam ediyorum. Şimdikiler de evlenmeden her yere gidiyorlar. Artık evliler ama evlenmeden önce gelen yorumu söyleyeceğim. Biz dışarı çıkmak için bile zorlanırdık nişanlıyken diyor. Bunlar evlenmeden her yeri gezdiler diyor. Ya benim annem de babam da, ya babam özellikle çok anlayışlı bir insandı. Ya ben ama her yere ne zaman nereye gitsem mutlaka babama söylerdim. Ya bir yerde kalacaksam da ilk önce babamı arayıp izin alırdım. Annem birazcık daha şeydir böyle hani hep sen izin veriyorsun yapma etme falan. Babam öyle değil çünkü ben attığım adımı her zaman babama haber verirdim ve yani hani o güveni aramızda dengelediğimiz için ailem bana güveniyordu ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani bu zamana kadar ben babama işte Kadıköy'deyim deyip de Kaynarca'dan çıkmadım ya da Pendik'ten aynen çıkmadım yani oradaydım yani. Hiçbir zaman güvenlerini sarsacak hiçbir şey yapmadım. Bir de iki insan birlikte bir yere gitti mi ne oluyor? Yani işte hani bir de ben zaten ailemle Yavuz'u tanıştırmıştım, tanışıyorlardı. Hani yani benim babam bunları doğal karşılayabilen evet bir insan. Ailem o şekilde karşılayabilen bir insan. Bizim için sıkıntı olmadı. Sonuçta seviyeli bir şekildeydi hani her şey. Bu şekilde olması gerekti ve bu şekilde oldu. Kıskanıp yani yazmış belli. Devam ediyorum. Önden çıkan bir tutam saçla amacın ne? Merak ediyorum. Kel değilim mi demek istiyorsun? Kel değilim, saçım var. Birazını kestirdim 2 gün önce. Arkadaşlar ben 4 yıldır kapalıyım, 4,5 yıldır kapalıyım. İlk kapandığım zamanlarda başımı böyle çok sıkı yaptığım için aşırı derecede başım ağrıyordu. Sonra arkadaşım şey dedi işte hani bonesiz de kullanabilirsin diye. Sonra ben bonesiz kullanmaya alıştım ve şu an bone takamıyorum. Yani hani bir rahatsızlığı yok. Başımı şu an kullansam kullanırım aslında. Biraz ağrı yapıyor evet ama eşarp kullanırken falan takıyorum. Ama şey böyle hani şurada gözükmesi çok hoşuma gitmiyor benim. Hani bu şekilde alıştığım için sanırım. İlerleyen zamanlarda bunu yenip kullanabilirim. Hiç kullanmayacağım anlamına gelmiyor. Ama şu an bu benim tercihim ve bu şekilde kullanıyorum. Benim gözüme batmıyor yani. Benim de gözüme çok batmıyor. Ya sonuçta bunu şuraya kadar çekmiyorum. Aynen. Yani buradan bağlayanlar da var. Kullanamıyorum yani. Var ama böyle buradan bayağı gösterenler de var. Var evet yani ama işte yani bu da benim tercihim. Ben herkesin tercihine saygı duyuyorsam bence herkes de senin tercihine saygı duymak zorunda bence de. Devam ediyorum. Yavuz aynı. Yavuz. Yavuz. Yavuz'a da çok selam buradan. Nerede bu arada Yavuz? İşte. İşte. Her ben sabah bugün gidip akşam mı geliyor? Aynen kanka. O sabah gidiyor. Akşam biz zaten karşıya gidiyoruz biliyorsun. Her gün Avrupa yakasına geçiyoruz. Bazen ben gitmiyorum. Evde oluyorum. İşte haftanın 7 günü fix Yavuz gidiyor mağazaya. Peki kahvaltı hazırlıyor musun her sabah? Gitmediği zaman mutlaka hazırlıyorum. 1,5 aydır evliyiz. 1,5 aydır her sabah hazırlarım. Merve'ye bir de çok beceriksizsin diyorlarmış ama Instagram'dan. Yok. Gayet becerikli. Hatta tavuklu salata da yaptı. Yaptım. Tam didikliyordum siz geldiniz. Evet biz geldik. O yüzden ben olmadım. De gerek yok dedim. Bu kadarı da kafi. Gönlü zenginsin. Devam ediyorum. Yavuz aynı Hanzo'lara benziyor. Ergen gibisin demiş. Hanzo evet. Ya Yavuz'a nasıl Hanzo diyebilirsin? Minnoş Yavuz bir çocuk ya. Çok güleç. Hani böyle sürekli espriler. Hep gülüyor Yavuz hele. Mesela hani hiç modu düşmüyor. Hiç yani. Kavga ediyoruz mesela. Yani hani böyle. Bu arada evlilik çok güzel bir şey arkadaşlar. Evlenince insanların kavgaları daha çok azalıyormuş. Böyle kavga ediyoruz. 5 dakika içerisinde siniri geçip hemen gülebilen bir insan. Yani hani neresi Hanzo Allah aşkına ya. O kadar yardımcı. Yorum yapmak için yapmış. O kadar yardımcı oluyor ki şu evin içerisinde bana. Dün akşam mesela. Ev işi yapıyor mu? Ya çok yardımcı oluyor. Gerçekten aynı elim kolum güzel yani. Hani ben mesela hani mutfakta bir şeyle ilgileniyorsam o çamaşırları asıyor. Çamaşırları topluyor da ben mesela uyuyorum. Aynı güzel. 12'den önce kalkmıyorum işe gittiğim zamanlar. Gitmediğim zamanlar. Kalkıyor mesela evi havalandırıyor. Yapılacak bir iş varsa onları yapıyor. Tezgahın üzerinde bir şey varsa makine yatıyor. Yani o gerçekten benim elim kolum yani. İyi ki o. Gerçekten. Benim babam da erkek kardeşim de şu bardağı alıp şuraya koymaz. Benim babam da öyle. Asla. Şey yapıyordu mesela ben bekerken yatıyor yatağa. Yorganı üzerime örtmeye geliyor. Evet. Gidiyorduk yorganın üzerine örtüyorduk ya da ışığı kapat. Ya yatıyorsun geçerken ışığı kapat. Kapatmıyor. Yapmıyor bizimkiler de öyle. Eski toprak herhalde ondan. Erzurum galiba. Devam ondan ediyorum. Bu insanların özel hayatı yok mu? Bunların benim ekranımda ne işi var? 2019'da Instagram kullanıyorsanız bunları göze alacaksınız. Ne demek istemiş şimdi? Yani diyor ki ben Instagram kullanıyorum sizi görmeyi göze alıyorum diyor. Hani o zaman diyor ne ki mutlu sizin sana özel hayatınız yok mu? Benim ekranımda ne işiniz var diyor. Aslında yani sizinle gerçekten paylaşmadığım birçok şey var. Siz zannediyorsunuz ki hayat ya da bizim hayatımız sadece sizin gördüğünüz fotoğraflardan ibaret. Bir ki de bizim de bir özel hayatımız var. Hani bazen mesela full gün anlaşsana, boyu dışarıda oluyorum. Anlaşsana biraz. Bazen mesela gün boyu dışarıda oluyoruz, bir şeyler yapıyoruz, AVM'ye gidiyoruz. Mesela hafta sonu geçen Yavuz'la gün boyu Ikea'daydık. Fark ettim ki story atmamışım, telefonu elime almamışım.
Var, bizim de özel hayatımız var yani. Sizinle paylaşmadığımız bir kısım var. Bu şekilde var mı başka soru? Bitti. Bitti mi? Bunlar arkadaşlar, merak ettikleriniz. Bir de burnun çok tıkalı seni. Sürekli hasta olduğunu zannediyorlar. Evet, ben aslında diyorum değil. Gel yaptıralım, burnun için temizletelim diyorum hani. O da diyor ki yaptırırsam tekrar nüksetme ihtimali var. O yüzden hiç girmiyor topun altına. Ama yaptıracağım. Sürekli hasta gibisin diyorlar ama bence denemeye değil. Değer. Ya şey, geçen gün gittim. Et mi var? İşte bir tedavi gördüm ilk önce, ilaç tedavisi. Ve burnu da o kadar güzel ki. Teşekkür ederim ama galiba hiç böyle değildi ya. 3 senedir falan bu şekilde. Ondan öncesinde böyle bir şey yoktu. Şu an iyi ama. Şu an iyi ilaç kullanıyorum. Bir ilaç tedavisi gördüm. Doktora gittim. İşte yapılması gereken tetkikleri yaptı en sonunda. Çünkü hani burnum tıkalıyken bu tetkikleri yapamıyordu. Film falan çekildi. Sağ sinüzitim varmış. Sağ sinüzitimde kist varmış. O kisti alacaklar. Burun kemiğimde iç tarafında bir eğrilik var. Nefes almamı daraltıyormuş. Yani darlıyormuş orayı. Onu düzeltecek. Bir de burun etlerimi törpüleyecek. Ama ilaç kullanmaya devam edeceğim. Çünkü benim alerjik... Yani hani şu halıdan, işte koltuktan vesaire. Ben mesela böyle tozlu bir ortama girdiğim zaman direkt üst üste hapşırmaya başlıyorum. Ya da sabahları uyandığım zaman üst üste hapşırıyorum. Hasta değilim. Beni sürekli grip zannediyorsunuz. Şey diyorlar bana yorumlarda ya da canlı yayın yaparken. Tümkün ülkecek, rahatlayalım. Ama yok, içinde yok yani arkadaşlar. Alerjim var tamamen ve gerçekten çok zor bu şekilde yaşamak. Hani onlar beni dinlerken rahatsız oluyorlar. Ben çok daha rahatsız oluyorum. Yani yaş ilerledikçe de daha kötü olur tabii bence. Tabii nefes alamıyorum. Bütün sosyal aktivitemi etkiliyor böyle. Konuşurken takılıyorum. Yani çok zor. Ama ameliyat olacağım inşallah. Allah şifa versin. Sabırsızlıkla bekliyoruz. O zaman bir kendi çöplüğünü öt bakalım. Daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorumlara kime gitmemizi istiyorsanız yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çekerken çok keyif aldık. Evet. Siz de inşallah... İzlerken konuşalım. Bugün ikimiz de takılırız. Farkınızsınız. Evet. Siz de izlerken inşallah çok keyif almışsınızdır. Hepinizi... Giderken şey yapalım. Öpüyorum. Hoşçakalın. Onu mu yapmak yapalım. İstiyorsun? Tamam, hoşçakalın yapmadık biz. Genelde yapalım, hoş geldiniz. Biz de öyle yapalım. Bir, o zaman 1, 2, 3. O zaman kanalımızdan hoşçakalın. Bence bu da güzel oldu. Görüşmek üzere.